arkadaşlar şu anda Leonardo Yolcağı'ndayız. Üniversitemiz Yunus abiyle birlikte. Şimdi Leonardo'nun önemini Yunus abiden yüksek bir sesle hocamdan alalım diyorum. Evet Yunus abi, buraya geldim. Buradaki hocamdaki Leonardo'nun karşısını gördüm. Senden dinleyelim. Gerçekten organik değerleri çok yüksek. Hakiki Leonardo. Ama bunun hakiki Leonardo olması önemli emerken, önemli olan bunu alıp toprakta kullanacağız, zihniyeti var. Eğer bu zihniyet yoksa senin ülkende, bunu götürür yakarsın, ülkenin geleceği de yakarsın, sana hiçbir faydası olmaz. Yani kişi kişisine bu malzeme yok olur gider. Çünkü bunun 8-10 yeri var, kısım olarak yani enerji olarak bir yeri yok ama üretimde bunu toprağa attığın zaman, organik paketlerini çektiğiniz zaman üretimde çok büyük faydası var. Bir de buna lütfen emekliye ve ilavesi yapacak toprakta bulunursa ülkenin geleceğini kurtarır. Niye? Türkiye'de tarım topraklarında organik madde miktarı %1'in altına düşmüş. Toprak pH'i 8'e dayanmış. Burada nasıl üretim yapacaksın ki? E peki biz bunu kaç senedir yıkmadık yerimiz kalmadı. Bağırıyoruz. Peki bu ülkeyi yönetenler, Tarım Bakanı, şu bu. Niye buna açık? Arkadaşlar sağ olsun. Burada alıklıyor, alıklıyor. Bu zehir alıklıyor, bunu görüyorlar. Tarımda bir girişim var. Peki benim ülkemden çıkan bu malzeme para mı yapıyor? Niye bunu yakıyorlar? Yakmasını anlamıyor. Arkadaş şu bütçesi üretiyor. Kardeşim parasını ver al. Bunu köyde bedava da. Köylü tarlaya attığında bir dostunu getirsin dönüp başı para ver. Ha bu ülkenin tarımını ancak öde kurtaracağız. Başka türlü nasıl? Birlikte dönüme 500 kilo, 1000 kilo yavuna tutuyor. Sen evlilik dağıtacaksın. Ben dağıtacağım. Yani ben herkesin, Türkiye yönetenler, Tarım Bakanları dikkatini çekmek. Bu konunun üzerinden değilsinler. Türkiye'de üniversitelerde bu işle uğraşan hocalar ya hocam sesini yükselttim ya. Biz ülke için istiyoruz. Başka bir istiyoruz. Ülkemiz için insanlar çıkıyor. Yani günah. Yani 2019 yılında Leonardo'nun şey olarak üretimde ve durma kararı almışlar. Bakıyoruz ki 2019'da gübre fiyatları 10 lira. Bununla ilgili yani bu iyi niyetli. Hayır efendim hiçbir zaman için iyi niyet yapacak değil. Ben her zaman da söylüyorum hiç kimse çekmeyecek. Ülke hakkında gizli planlar uygulamıyor. Ha yokluğa mahkum edilmek istedim. İnsanlar aşk kazanmak istedim. Bunun önüne geçmek için bu tip bir malzeme Allah'ın dünyaya verdiği her bir kıymeti sen nasıl kaplarına karnına kullanmak istiyorsan hayır. Bu nasıl mümkün mü? Mümkün onun için o tip şeyleri yani mutlaka arkasında gizli bir niyet var. Ben ülkesini sevenleri, vatanını sevenleri bu yolda emek vermeye, hizmet etmeye çağırıyorum. Lütfen. Ben kimden meclisiyim? 95 üniversiteleri bu işle uğraşıyorum. Bunun yaptığı şeyle görünce, yani ben normalde kötü malzeme üretirken onları bırakıp bu işe yoğunlaştım. Ha bu işin kendi çapında üretimi yapıyorum ve de milletle uyarıyorum. Bu işi yapan arkadaşlar daha faydalı olmasın, ne yapmak gerektiğini söylüyorum. Ya biz fakat bu şekilde olmuyoruz, devlet eliyle. Evet değerli dostlar, dünyacımızda bir dokandık, bin ahişimdik. Şimdi bu sese kulak verilmesi gerekiyor. Yani biz bir mücadele veriyoruz ama bir kamuoyu oluşması için tüm çiftçilerimizin sesini duyurması lazım. Bu bilgilendirmeden sonra çiftçilerimize diyoruz ki ayağa kalkın, kendiniz için ayağa kalkın. Evet, diyoruz ki dünyasından ver elini, Allah'ın izniyle biz bu işi başarabiliriz. Lütfen hızlı takip edin. Seni seviyoruz.